Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni konuya başlıyoruz gençler. Bugünkü konumuz ekolojik kavramlar olacak. Takvimi de göstermiş olayım. Ekoloji biliyorsunuz üçüncü ünitemiz ekolojik kavramları anlatarak konuya bir başlamış olacağız. Pazartesi günü de ekosisteme etkileyen faktörlerle sizlerle birlikte olacağız. Yazılı kampımızda hazır gençler 21'inde yazılı kampına da başlıyoruz. Yazılılardan önce tüm hazırlıklarımızı yapmış olacağız. Hemen ödevlerinizi ve vererek de başlamış olayım. 10 Dinamo'da artık 3. üniteye geçtik. O yüzden ekolojik kavramlar kısmında, ekolojik basamaklara, ekolojik organizasyon düzeyleri kısmını çözmeniz gerekiyor. Sıfırdan ona da yine aynı mantıkla 3. üniteden başlıyorsunuz. İlk konuları yapmış oluyoruz. Kalıtım kısmını tamamıyla bitirmiştik gençler. Kalıtımdan yapmadığınız hiçbir kısım kalmasın. Bugün de ekolojik basamaklara bakacağız. Ekolojik kavramlar nelermiş bunlardan bahsedeceğiz. Eko organizasyon düzeyleri de yine bugünkü dersimizin konusu olacak ekolojiyi etkileyen faktörlere daha sonraki dersimizde geçeceğiz O yüzden sayfa 141'e kadar da sıfırdan ona da yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor Hazırsanız başlayalım <laughs> Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde tabii ki ekoloji nedir diyeceğiz. Ekolojinin neyi inceleyen bilim dalı olduğundan bahsedeceğiz. İnceleme alanlarını dediğim gibi anlatacağız ve ekolojik bazı kavramlardan da tanımsal düzeyde bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız. Konumuz ne? Ekosistem ekolojisi. Ekoloji aslında hem 10. On, sınıfın konusu hem de 11. sınıfın son ünitesi oluyor. 10. sınıfta ekosistem ekolojisi, 11. sınıfta da komünite ve popülasyon ekolojisi dediğimiz kısımdan sorumlu olacağız tabii sayısal seçecekler için. Ekosistem ekolojisine başladığımız zaman tabii ki her canlı yaşadığı evrenin bir parçası. Ekosistemden de hepimizin üstüne düşen görevler var. Madde döngülerinde görev yapıyoruz. Gaz alışverişi gerçekleştiriyoruz. Canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına da ekoloji ismini vermiş olacağız. Biliyorsunuz ki organizmalar ekosistemde çeşitli görevler üstleniyorlar ama mutlaka birbirlerini de etkiliyorlar. Bazı canlılar birbirini doğrudan etkileyebiliyor. Bazı canlılar ise dolaylı olarak birbirlerini etkileyebiliyorlar. Mesela kutuplarda yaşayan bir ayıyla ekvatoral bölgede yaşayan bir insan birbirini etkileyebilir mi? Tabii ki etkileyebilir. Sonuçta oksijenli solunum yapıyoruz. Atmosferde bulunan oksijen gazını ortak olarak kullanıyoruz. Başka bir örnek üstünden de gidelim. Örneğin organizmalar birbirleriyle besin ve kaynaklar için yarışabiliyorlar. Diğer organizmaları avlayabiliyorlar. Ya da faaliyetleriyle doğrudan etkileşim halinde olmadığı organizmaların yaşadığı ortamdaki çevre koşullarını değiştirebiliyorlar. Kutuplarda Hava koşulları değişti buzullar eriyor orada yaşayan canlıların nesli tükenecek diyoruz. Aslında kutuplarda buzulların erimesine sebep olan buzullarda yaşayan canlılar değil daha çok ekvatoral bölgede yaşayan canlıların yaptığı e, olaylardır diyeyim. Geçmişten günümüze tabii ki canlıların çevreleri ve birbirleriyle olan ilişkileri bilim insanlarının dikkatini çekmiş. Aristo ve İbni Sina gibi düşünürler bu konularla ilgili çeşitli çalışmalar yapmış. Bu çalışmalar sonucunda da ekoloji dediğimiz bilim dalı ortaya çıkmış durumda. Ekolojiye de kelime anlamı olarak bakacak olursak Yunanca oikos yani yaşanılacak yer logos bilim kelimelerinin birleşme sonucunda meydana geliyor. Ekolojiye, çevre bilimi, canlı bilimi ismi de verile biliniyor Ekolojinin inceleme alanları tabii ki çok geniş, çok sayıda alt dallara da ayrılabiliyor. Birçok bilim dalından da çalışmalar yaparken yardım alabiliyor çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak en çok etkileyen canlı grubunun insanlar olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunun sonucu olarak da canlı türleri ve iklimde doğrudan veya dolaylı olarak değişimler söz konusu oluyor. İnsanların faaliyetleri iklimin değişmesine, doğal çevre değişimlerine neden olabiliyor. İklim ve doğal çevrenin değişimi ise tür çeşitliliğini yani canlı çeşitliliğini etkilemiş oluyor. Dünyanın sahip olduğu canlıların tamamına birden biyo çeşitlilik ismini vereceğiz. Yaptığımız faaliyetler sonucunda biyoçeşitliliğin azalmasına neden oluyoruz. Doğada yaşayan her canlının ekosistemde görevi var. Canlıların neslinin tükenmesi demek de ekosistemlerin bozulması anlamına geliyor. Ekoloji alanında inceleme ve araştırmalar yapan bilim insanlarına ekolog ismini vereceğiz. Ekosistemlerin yapısını ve işleyişini inceleyen ekolojinin alt dalına ise ekosistem ekolojisi ismini vermiş olacağız. Yeryüzündeki denizler, nehirler, göller, dağlar, ormanlar ve çöller canlıların tabii ki yaşam alanları canlıların doğal yaşam alanının sınırlarına da mesela biyosfer kelimesini kullanacağız. Biyosfer böyle genel bir kelime hani atmosfer, statosfer, fert tabaka demek. Biyo canlı demek. Biyosfer de canlıların yaşadığı tabaka anlamına geliyor. Havanın canlı yaşayan en üst noktasından okyanusun canlı yaşayan en derin noktasına kadar yani canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakanın tamamına birden biyosfer ekosfer ismini vereceğiz Canlıların doğal yaşam sınırı atmosferde yani hava kürede 10 kilometre yükseklik olarak kabul ediliyor. Litosferde 7 kilometre, hidrosferde yani su kürede ise 5 kilometre derinlik olarak kabul ediliyor. Ekolojide tabii ki biosfer, biyom, ekosistem, komünite, popülasyon, organizmayı inceleyecek ve bunlar birbirlerinin içerisine girmiş kavramlar olarak karşımıza çıkacaklar. Şimdi öncelikli olarak organizma derken kastettiğim şey türdür genç özet olarak ilk olarak ben size söylemiş olayım daha sonra bunları açalım tür neydi? 9. sınıfta da karşımıza çıktı. Biyolojinin pek çok alanında da türün tanımı karşımıza çıkıyor. Tür ne demek? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyoruz. Çiftleştiğinde verimli döl vermeyle kastettiğimiz şey bunların çocuğu olacak, çocuğunun çocuğu da olacak. Çünkü doğada insan zorlaması olmadan atla eşek çiftleşebiliyordu. Atla eşek çiftleştiğinde katır adı verilen bir yavruları oluyordu. Katır bir atla, katır bir eşekle, katır başka bir katırla çiftleşemiyor. Katırlar kısır bireylerdir. O zaman at başka bir tür, eşek başka bir tür olacak. Bunlar çiftleştiğinde verimli döl veriyorsa, çocuğu olup çocuğunun da çocuğu oluyorsa aynı tür diyeceğiz aynı tür canlıları sınırları belli bir alanda bir araya getirirsek o zaman popülasyonlar meydana gelmiş olacak. Mesela dedim ki sana Avrupa kıtasındaki siyam kedileri. Sınırları belli bir alan bir türden bahsettim. Anadolu'daki kızılçamlar. Sınırları belli bir alan bir türden bahsettim. Bunlar popülasyon örneği olacak. Sonra yine sınırları belli bir alanda birden fazla tür bir araya geldiğinde de komüniteleri oluşturacaklar. Sana dedim Türkiye'deki hayvanlar, Türkiye'deki hayvanlar dediğim zaman pek çok türden bahsediyorum. Sınırları belli bir alan bir komünite. Karadeniz'deki balıklar, sınırları belli bir alan hamsiyle, rek, palamut hepsi işin içine girdi. Komünite örneğidir. Komüniteye cansız faktörleri de katarsak o zaman ekosistemler meydana gelir. Mesela diyor ya Akdeniz ekosistemi. Akdeniz'in havasından, suyundan, sıcaklığından, pH'ından bahsediyor. Aynı zamanda Akdeniz'de yaşayan canlılardan bahsediyor. Büyük ekosistemlere biyom ismini vereceğiz. Mesela yağmur ormanı biyomları var, çöl biyomları var. Biyomlar da bir araya geldiği zaman dünya üzerinde canlıların yaşadığı katmanı yani biyosferi meydana getirmiş olacak türün tanımının üstünden geçelim dediğim gibi özet olarak hepsini söyledim gençler. Kelimelerin üstünü çize çize ilerleyelim. Ortak bir arada atadan gelen aralarında çiftleşip verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini vereceğiz. Sınırları belli bir alanda aynı türün oluşturduğu topluluğa da popülasyon ismini vereceğiz. Mesela Van'da yaşayan Van kedileri sınırları belli bir alan bir türden bahsediyoruz. Mesela kedi kedi dese olmaz. Kedi bir tür değil. Kedi diyorsun da siyam kedisi mi, van kedisi mi, bilmem ne kedisi mi, kedinin bir sürü türü var diyeyim gençler. Abant Gölü'ndeki beyaz nülüferler yine sınırları belli bir alan tek bir türden bahsetmiş olduk. O yüzden bunlar popülasyon örneği olduk. Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan farklı türden canlıların oluşturduğu topluluklara da komünite ismini vereceğiz. Komünite neymiş o zaman? Sınırları belli bir alan birden fazla canlı olacak. Mesela İstanbul'daki kuşlar Sınırları belli bir alan bir sürü kuş türü var. Leylek mi, muhabbet kuşu mu, papağan mı hepsini dahil edersen artık komünite ismini vereceksin. Komünite canlı çevredir. Yani popülasyonlar topluluğudur. Popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır diyebiliriz. Abant Gölü'nde bulunan bakteriler sınırları belli bir alanda bakteriler dedin tür ismi vermedin ki birçok bakteri türü var. Planktonlar, böcekler, kurbağalar, balıklar, bitkiler tabii ki oranın komünitesini oluşturmuş olacak. Komüniteye bir de cansız faktörleri dahil edersen yani komünite artı cansız faktörlere de diğer bir isimle abiyotik faktörler denebilir. Komünite ve abiyotik faktörler bir araya geldiği zaman da ekosistemleri meydana getirmiş olacak. Belirli bir çevrede yaşayan tüm canlı ve cansızların birlikteliğine ekosistem ismini veriyoruz. Kıtalar, okyanuslar, göller, ormanlar, çayırlar tabii ki ekosisteme örnek olacak. Akdeniz ekosistemi. Akdeniz'de yaşayan canlıyı da kastettim, cansızı da kastettim ekosistemlerin büyüklerine biyom ismini verecekmişiz. Doğadaki tüm ekosistemler, tüm biyomlar bir araya geldiği zaman da biyosfer veya biyosferin diğer bir ismi de ekosferdir gençler. Ekosferi meydana getirmiş olacak diyeyim. Yeryüzündeki canlı türlerinin oluşturduğu ve bu canlıların yaşadıkları alanların toplamına birden biyosfer ekosfer ismini verdik. Biyom dediğimiz zaman da kendine özgü iklim özelliklerine ve canlı türlerine sahip büyük ölçekli kara veya su parçaları. Çöl biyomu tropikal yağmur ormanı biyomu, göl biyomu, ekosistem ya okyanus biyomu gibi biyom çeşitleri var. Çöl, tundra, iğne yapraklı orman biyomlarını da biz de örnek olarak yazdık diyeyim. Hemen kavramların şuradan da tekrar üstünden geçeceğim. Organizma dediğimiz zaman neden bahsediyormuşuz? Türden bahsediyormuşuz gençler. Mesela örnek olarak karaçamı verebiliriz. Popülasyon dediğimiz zaman da sınırları belli bir alanda bir türden bahsedeceğiz. Mesela Toros Dağları'ndaki karaçam dediğimiz zaman da bu bir popülasyon örneği olacak. Toros Dağları'ndaki ağaçlar deseydim komünite örneği olacaktı. Çünkü ağaç dediğim zaman oradaki sedirden, karaçamdan bahsediyorum. Oradaki işte diğer türlü ağaçlardan bahsediyorum. Hayvanları da katmışız için içerisine. O zaman komünite olmuş. Komünitelerde bir araya geldiği zaman cansız faktörleri dahil ettiği zaman ekosistemlerden bahsediyoruz. Toros Dağları'ndaki orman ekosisteminde tüm canlılar ve toprak, su, mineraller, cansız faktörler ekosistemi meydana getirecek. Biyom dediğimiz zaman daha büyük yapılardan bahsediyoruz. İğne yapraklı orman biyomu mesela. Biyosfer de dünya üzerinde yaşayan canlıların tamamıydı. Yani bunları küçükten büyüye büyükten küçüğe dizmenizi isteyebilir diyeyim gençler şekilsel olarak da eski konularla birleştireyim. Mesela atomlar, atomlar bir araya geldiği zaman ne yapıyordu? Molekülleri meydana getiriyordu. Moleküller de hücrelerin içerisinde yapısal işlevsel birim olan hücre organellerini meydana getiriyordu. Organeller bir araya geldiği zaman hücreleri oluştururdu. Aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılara doku ismini veriyorduk. Dokular bir araya gelerek organları, organlar sistemleri, sistem de organizmayı meydana getirecek. Sonra aynı tür organizmalar bir araya geldiğinde popülasyonları, popülasyonlara diğer organizmalar da dahil olduğunda komüniteleri meydana getirdi. Komünitelere cansız faktörleri de etkiledin, ekledin ekosistemler oldu. Ekosistemlerin büyüklerine biyom denildi. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanın tamamına birden de biyosfer ismi verildi diyeyim gençler. Hemen buradan da tabii ki birkaç tane soruya geçiş yapayım. Yukarıda verilenler ile seçeneklerdeki kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalacaktır? Şimdi bakıyorum Toros dağlarındaki kara çamlar dediği zaman sınırları belli bir alanda tek bir türden bahsetmiş. O zaman popülasyon gitti insanların kalın bağırsağında yaşayan bakteriler dediği zaman da bakteri demiş ama bana özel bir isim vermemiş. Bilmem ne bakterisi dememiş. Pseudomonas auralis bakterisi dememiş. Bakteri demiş. Birçok bakteri türü var. O zaman bu komünite örneği olacak. Abant Gölü ve burada yaşayan amurgalılar dediği zaman da bu neyi meydana getirecek gençler? Tabii ki canlılardan bahsettiğimiz zaman ve Abant Gölü'nün cansız faktörlerinden bahsettiğimiz zaman eko sistemi meydana getirmiş oluyor. Dünyada canlıların yaşayabildiği alanların tamamı da biyosfer oluyordu. Biyom tanımsal olarak yukarıda verilmemiş bir popülasyondaki tüm sağlıklı bireylerde ifadelerinden hangileri kesinlikle aynıdır diyor. Şimdi bir popülasyondaki sağlıklı bireyle kastettiği şey aynı tür canlılardan bahsediyor. Mesela insan bir türdür. Sağlıklı demesinin sebebi de şuydu. Tür içi kromozom sayısı sabittir. Mesela insanlar 46 kromozomlu ama 45 kromozomlu veya 47 kromozomlu bireyler de var. 47 kromozomlu mesela Down sendromlu bireyler var. Onlar sağlıklı birey olarak kabul etmiyor. Tür içinde kromozom sayısı sabit olmak zorunda. Bir de arıların istisnai bir durumu vardı. Onu da unutmayın. Dişi arılar iken erkek arılar en kromozomlu bireylerdi. Gonozom çeşidi dediğimiz zaman gonozomla kastedilen neydi? Dişilerde XX vardı. Erkeklerde de XY vardı. O zaman gonozom çeşidi tüm sürülerde e, aynı olmak zorunda değil. Dişilerde XX. X varken erkeklerde X, Y vardı. Genetik yapıya da bakacak olursak genetik yapıda tabii ki kesinlikle aynıdır diyemeyiz. Genetik yapımız aynı olsaydı birbirimizin fotokopisi gibi olurduk. Kesinlikle aynıdır dediği için cevabımız yalnız bir şeklinde olacak. Diğer bir sorumuza da bakıyorum. Komüniteyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Birden fazla popülasyonun bir araya gelmesiyle zaten komüniteler meydana geliyordu. Cansız çevreyi içermediğinden burada meydana gelen değişimlerden de etkilenmez. Komünite sınırları belli bir alanda birden fazla türün oluşturduğu topluluktur. Cansız çevre tanımını almadı diye cansız çevrede oluşan şeyler komüniteyi etkilemez mi? Sıcaklık değişimi, ortamın rüzgarının değişmesi, neminin değişmesi Oradaki canlılar etkilemez mi etkilemez diyemeyiz mutlaka etkileneceklerdir bulundurduğu canlı sayısı zamanla farklılık gösterebilir diyor e tabii ki farklılık gösterebilir komünitede doğumlar olabilir ölümler olabilir içe göçler dışa göçler meydana gelebilir hangileri söylenebilir dediği için cevabımız 1 ve 3 oldu. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Dünyaya ait bazı tabakalar aşağıda verilmiştir. Bu tabakalardan hangilerinde yer alan canlıların yaşadığı alanların toplamı biyosferi meydana getirir diyor. Hidrosfer dediğimiz zaman dünya üzerinde suyun oluşturduğu tabakaydı. Atmosfer dediğimiz zaman havadaki tabakadan litosfer de kara tabakasından bahsediyorduk. Mantu tabakasından hiç bahsetmedik. O zaman baktığımızda cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler Hemen diğer bir sorumuza geçtik. Ekolojide sorular genellikle uzun gelir gençler. Uzun sorular her zaman kolay sorulardır. Türkçe soruları gibidir. Yukarıdan okuyacaksın aşağıdan yapacaksın şeklindedir. O yüzden uzun sorular görünce uzun soruları atlamayın. Mutlaka orada sizin e, bilmeniz gereken bir bilgi yukarıda verilmiştir diyeyim. Dünya üzerinde yapay bir ekosistem kurup kuramayacaklarını merak eden bilim insanları 1980'lerin sonunda biosfer 2 adlı projeye başlamışlar. Bu projenin hedefi de kapalı yapay bir ekosistem oluşturarak bu yapay ekosisteme e, yap, bu projenin hedefi kapalı bir yapay ekosistem oluşturarak bu yapay ekosistemde deneye gönüllü olarak katılan insanların belirli bir süre yaşamını sağlamakmış 1990'larda 8 gönüllü biosfer 2'de iki yıl boyunca yaşamak üzere geniş bir alana yayılan ve deneyin gerçekleştirildiği yapıya kapanmış oksijen seviyesi henüz bir yılı bile doldurmadan güvenliği tehdit edecek miktarda düşmüş dışarıdan oksijen takviyesi yapılmış fakat deney yine de bir süre sonra güvenlik endişesiyle durdurulmuş 1994 yılında deney ikinci kez başladı Please. ...başlatıldıysa da ekipten iki kişinin sabote etmesi nedeniyle yine başarısız olmuş. Aslında ne yapılmak isteniyor gençler? Yapay bir ekosistem oluşturulmak isteniyor. Bunun amacı ne? Ee, eğer dünyada herhangi bir sıkıntı meydana gelirse... ...biz başka gezegenlerde yapay bir ekosistem oluşturarak... ...canlıların orada da yaşayabilmesini sağlayabilir miyiz? Aslında bilim kurgu filmlerinde görüyoruz ya... ...başka bir gezegene gidilmiş, orada bir yaşam alanı oluşturulmuş. Bununla ilgili çalışmalardan bahsediliyor... Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Dünyadakine benzer ve kapalı bir ekosistem kurmak mümkündür. Fakat ekosistemin devamlılığını sağlamak güçtür. Evet bir ekosistem yapmışlar ama birinci senenin sonunda oksijen azalmış. Bununla ilgili daha çalışma yapılması gerekiyor. Devamlılığının sürmesi güçmüş. Bunu çıkarabildim. Canlıların ekosistemde hayatta kalabilmesi yalnız cansız çevredeki koşullara bağlıdır diyor. Yok canlı çevredeki değişimler de tabii ki durumu etkiler. Kapalı ekosisteme dışarıdan müdahale edilmesi deneyin başarısız olmasına neden olmuş. Bunu da son cümleden anladık gençler. İki kişi sabote ettiği için tabii ki sıkıntı yaşanmış, deney başarısız olmuş. Hangileri yapılabilir denildiği için cevabımız yalnız A oldu. Hemen konumuzun özetini de vererek konumuzu kapatıyorum gençler. Biz bugün ekolojinin ne demek olduğundan bahsettik. Ekoloji çevre bilimi olarak da bilinirdi. Yaşam bilimi olarak da bilinirdi. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıydı. Tabii ki madde döngüleri, enerji döngüleri ekolojinin inceleme alanı içerisinde yer alacak. Ekoloji bir bilimiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına da ekolog ismini vereceğiz gençler. Aralarında çiftleşip kısır olmayan döl meydana getir bilen canlılara aynı tür canlılar deriz. Aynı tür canlılar bir araya geldiği zaman popülasyonları meydana getirecek. Popülasyonlar bir araya geldiği zaman komüniteler oluşacak. Komünitelere cansız faktörleri dahil edersen ekosistem oluştu demektir. Ekosistemlerin büyüklerine biyom ismini vereceğiz gençler. Biyomların tamamı bir araya geldiği zaman da biyosfer atmosfer biyosfer dediğimiz, ekosfer dediğimiz canlıların tamamının yaşam alanından bahsedeceğiz. Kendine özgü iklimsel koşullara sahip kara ve su ekosistemlerine de biyom adını verildiğini zaten arada söylemiş oldum. Böylelikle ekolojik kavramlarımızı bitirdik. Canlıları etkilen o cansız ve canlı faktörlerde bir sonraki dersimizin konusu olacak diyeyim gençler. Hemen buradan ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.